Şu anda kameranın kendi mikrofonuyla ses kaydediyor. Dün de bu aynı kaydı yapmıştım. Ama ne yazık ki Zeki Müren'den bir parça açtım. Telif hakkına takıldı YouTube'da. Saatlerce yükledik, boşa gitti. Şimdi bu test videosunu tekrar çekiyorum. Bu mikrofon, bunu da bir takipçim göndermişti bana. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Şimdi buradan telifsiz bir tane müzik açıp onun üzerinde mikrofonu deneyelim. Şimdi bu Xiaomi'nin biraz ağzına sıçılmış halde, görüldüğü gibi mikrofon girişi ekledik biz buna. Arka kısımda da bazı kusurları var. O da yine el beceriksizliğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi bu kamerayı Donanım Haber sitesinde çok övüldüğü için aldım ben aslında. Oradaki arkadaşların da biraz mallarını abartma huyu vardır aslına bakarsan. Biraz abartılıyor ama yine de SG Cam'den biraz daha iyi bir kamera. Şimdi bunun bir incelemesine hafif bir bahsedeyim. Ondan sonra şeyden bahsedeceğim. Mikrofon girişinin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Buraya uzun bastığımız zaman açılıyor. Şimdi açıldı. Bu LED aynı zamanda pil göstergesi. 3 seviyesi var. Pil azaldıkça rengi de değişiyor. Şu an burada kırmızı bir ışık yanıyor. Bu video modunda demek. Buraya bir defa bastığın zaman ışık söndüğü anda fotoğraf moduna geçti. Buraya basıyorsun. İkinci dıt fotoğrafın kaydedildiği, ilki de fotoğrafın çekildiğini gösteriyor. Işık yandığında kaydedildi yani. Tekrar bastığında şimdi video moduna geçti. Burada bir LED var. Burada bir LED var. Burada bir LED var. Bunların hepsi aynı işi görüyor. Video kaydına başladığın zaman da ışık yanıp sönüyor. Umarım videoda görünüyordur. Her tarafında LED olması video kameranın ne tarafından bakarsan bak o an için ne yaptığını görmeni sağlıyor. Bu güzel. 3 defa dıt sesi geldiğinde de çektiğim videoyu kaydetmiş anlamına geliyor. Şimdi şurası Wi-Fi düğmesi. Wi-Fi düğmesine basıyoruz. Bu yanıp sönmeye başladığında Wi-Fi hazır olmuş olacak. Uygulamamız da Android Market'ten indirilebilir. Xiaomi'nin uygulaması. Şimdi Wi-Fi hazır. Buraya bağlan diyoruz. Bekliyoruz. Bağlandı. Görüntü de geldi. Şimdi ekranı olmadığı için bütün ayarlar buradan yapılıyor. Kamera özellik sunma bakımından güzel. Çünkü mesela bu ışıkların hepsini kapatabilme özelliği veriyor. Gece çekim yaparken ya da gizli çekim yaparken o işe yarar bir özellik olabilir. Mesela tümü kapalı. Şu an kayda devam ediyor. LED'lerin hepsi söndü. Mesela buradan tekrar açabiliyoruz. Evet, LED'lerimiz. Gece çekimi için gerçekten güzel. Bunun siyahı yok. Siyah olmaması kötü. Çünkü siyah bir kasta ya da siyah olmasa da beyaz olması dikkat çekiyor trafikte ve bu kameranın dikkat çekmemesini isteriz aslında. Şimdi LED'leri tekrar açalım. AV çıkış özelliği var. Burada mini HDMI var. Ben mini HDMI'den HDMI adaptörü aldım. Bunu LED televizyonda denedim ama görüntü alamadım bir türlü. Belki benim hatamdır. Bilmiyorum orasını. Bunun teknik özelliklerini artık burada bahsetmeye gerek yok herhalde. Her yerde var zaten. Olmazsa bile videonun bir kısmında yazı olarak veririz onları. Benim sevmediğim bir iki özelliğinden bahsedeyim. Şimdi burada videoyu çekerken
ön izleme yapabiliyoruz. Şöyle videoyu buradan başlatabiliyoruz. Başlarken de ön izlemeye devam edebiliyoruz ama ön izlemeyi kapattığımızda da bir tane küçük bir video kopyası yapıyor. Mesela bir videoyu çekiyorsun 20 dakika. O 20 dakikalık videonun atıyorum 1 GB'sa 50 MB'lık bir kopyasını daha karta yazıyor. Kart alanı bakımından iyi değil. Yani o ayarlanabilir olsa, keşke onu yazmasa daha iyi olabilirdi belki. Sonra 1080p'de 30 kare çekiyor ama 720p'de 30 kare yok. 720p'de 60 kare var, bir de 48 kare var. 720p'de 30 kare de olması lazımdı. 30 karenin olması, olmaması büyük eksiklik bence. Nasıl yok bilmiyorum. Belki benim pilim az, pil tasarrufu yapmam lazım, uzun kayıt yapmam lazım. Öyle bir özellik tanımıyor bize. Batarya mı bitecek, kartı mı bitecek, yer lazım. Yok, böyle bir özellik vermemiş. 720p'de 30 kare bence eksiklik gibi görünmüyor ama büyük eksiklik. Yani aksiyon kamera, sonuçta aksiyonumuzu 5 dakikada yapıp bitirmiyoruz değil mi? Uzun süre de sürebilirdi. Kameranın en sevmediğim iki özelliği bunlar. Sonra görüntü kalitesine gelecek olursak da görüntü kalitesi fena değil yani. Ben SC4000, sonra AEE Next SD21 kullandım. Sonra da bu kullandım. Bu işlerin en iyisi ama hepsinin arasında da %1'lik farklar var. Yani çok az fark var. Bu çok az fark da onlardan daha iyi. Ama o çok az farkın sağladığı bir avantaj daha var. Bu MP4 uzantılı video çekiyor. MP4 uzantılı video kesip biçtiğiniz zaman videoyu iyi bir avantaj sağlıyor. Daha az bozuluyor yani. O yüzden bu biraz daha iyi. Cihaz çok kompakt. Şöyle pilini açalım. Dediğim gibi ben şurasını mikrofon montesi, mikrofon jack'ı montesi sırasında lehimle biraz içine sıçmak zorunda kaldık yani. Şimdi kapatalım. Uzun tutarak kapatıyoruz. Tripod bağlantısı var. Bunlar güzel şeyler. Burada her yerde bulabileceğiniz bilgilerden çok da bahsetmeye gerek yok aslında. Şunu kenara alalım. Şimdi şu kenarlarından bunu kanırtıyoruz şöyle. Şöyle bir aletle kanırtalım. Tornavida var değil mi orada? Tornavida zarar verir Mehmet. Elektronik devre bu. Bunu buraya yararak sokmak zorunda kaldık çünkü yer yok. Makinenin içinde yer yok. Bu ön kapağı. Makinede şu şekilde. Şimdi bunun vidalarını açalım. Vidaları söktükten sonra bunu bayağı şöyle çekerek şuradan şöyle çıkarıyoruz. Şimdi öncelikle bu buralar görünüyordur herhalde nasıl parçalandı. Bunlar hep burada mikrofon olması gerekiyordu aslında. Mikrofon kısmı bu makinenin başka boşluğu olmadığı için orayı lehimle buradaki çıkıntıları falan hepsini parçalamak zorunda kaldık. Kablo çıkıntıları için şurayı parçalamak zorunda kaldık. El becerisi çok olmadığı için mecburen burası da parçalandı, orası da parçalandı. Bunlar hep havyayla oldu ne yazık ki. Böyle parçaladık. İşte makine bu. Bu da kabı. Şimdi bu kameranın lensi tam ortada olduğu için şöyle tam ortada, biraz yukarıda, biraz aşağıda olsa, kenarda olsa güzel olacak. Ama tam ortaya koymuşlar. Tam ortaya koydukları için makinenin içerisinde hiç yer yok. Silme. Şöyle düşündüğün zaman makinenin içine girdiği zaman bu jack'ı bizim koyabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Şimdi burada görünüyorsa bilmiyorum. Burada bir tane sünger var. Sensör hattını sabitlemek için burada kauçuk gibi, sünger gibi bir parça yukarıda da vardı. Onu yukarı söküp bu jack'ı buraya sıkıştırdık. Ama gerek yokmuş. Bu büyük bir jack. Ben geçen gün elektronik çarşısında gezerken bir tane ufağını buldum. Nerede o? O kadar ufak ki kaybolmuş. Ha şurada. Şu. Şu o zaman için benim elimde olsaydı makineye bu kadar tecavüz etmek zorunda kalmazdım ama
Oldu bir kere yani. Şimdi bunun nasıl yapıldığından bahsedelim. Şunu şuradan çıkarabilirsek. Bu şey mono. Ne bu mono? Ben de bilmiyorum. Mono şase, mono şase jack deniyor buna. Öyle satılıyor. Şimdi arkasında bir mekanik bir mekanizma. Jack'ı soktuğunuz zaman şase olan iki tane alt taraftakini birbirinden ayırıyor. Yani burada nasıl göstereceğimi bilemedim bir türlü. Yapmadan göstersek daha iyiydi. Yani mikrofondan gelen artı ve eksi jack'lar var. Eksi jack'ı burasına paralel çekiyoruz diyeceğim ama yine anlaşılmayacak. En iyisi şuradan göstereyim. Buradan çok anlaşılmıyor çünkü gerçekten anlaşılmıyor. Anlayan varsa şöyle baksın. Anlasın. Anlasın. Anlamayan varsa şimdi anlatacağım. Şimdi şuna mono şaseli jack deniyor. Bu 3 tane bacağı var ama bu mono jack. Mikrofon için zaten bu da stereo desteklemeyen bir kamera. Şimdi kameranın şurasında umarım görünüyordur. Bir siyah, bir de kırmızı iki tane kablo çıkıyor. Bu mikrofon kabloları. Şimdi onu nasıl bağlayacağınızı mono şaseli jack'ta anlatacağım. Bu sonradan bulduğum daha kompakt ve bu makine için daha uygun stereo mono şaseli jack. Şimdi şu iki bacağına kırmızı olanı seri olarak bağlıyorsunuz. Yani şöyle gösterelim. Şu kırmızı kabloyu buradan söküp bir ucunu buraya, bir ucunu da buraya, diğer ucunu da mikrofona gelecek şekilde bağlıyorsunuz. Yani kameradan kablo çıkıyor, buraya bağlanıyor. Kablo ortadan kesilmiş gibi düşün. Diğer ucu buraya bağlanıyor. Buradan sonra mikrofona gidiyor. Siyah kablo da, siyah kabloyu da hiç mikrofondan sökmeden buraya bir tane paralel atıyorsunuz sadece. Dolayısıyla siz buraya bir tane jack bağladığınız zaman içindeki mekanik sistem sayesinde bunun bu iki bağlantının arası kesiliyor. Dolayısıyla kameradan gelen kırmızı kablo sadece bu jack'a temas etmiş oluyor. Bu ikisinin bağlantısı kesildiği için ve buna temas etmiş oluyor. Bu şekilde mikrofonun kameranın içinde dahili olan mikrofona sadece siyah kablo ulaşıyor. Kırmızı kablo ulaşmadığı için bu çalışmıyor. Ve siz buradaki bağlantıyı kestiğiniz için taktığınız jack çalışıyor sadece. Benim baktığım kadarıyla bu mikrofonun olduğu, burada mikrofon kısmı vardı. Şuradaki süngeri çıkarıp jack'ı oraya oturtacaksınız. Yapacak başka bir çare yok ya da bu alttaki kısmı söküp buraya yapacaksınız ama bu çok işe yarayan bir parça. Sonra bu deliği biraz büyük bırakıp onun biraz yanına da mikrofonun içinde dahili olan mikrofonu oraya sıkıştıracaksınız. Bu şekilde mikrofonla da mikrofonsuz da kullanılabiliyor. Yani her zaman mikrofon yanında taşıyamıyorsun.